Herkes dünyada neye bel bağlayıp ona sarılmışsa, kıyamet günü kabrinden onunla beraber kalkacaktır. Önce onu sağ yanından alacak, fakat derhal onu elinden atıp şöyle diyecektir: "Kahrolası, sen beni Allah-u Teala'yı hatırlamaktan alıkoydun, beni meşgul ettin." O da tekrar kendisine dönecek ve şu cevabı verecektir: "Ben senin arkadaşınım. Allah-u Teala aramızda hükmünü verinceye kadar seninle beraberim. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır." Kıyamet günü sarhoş kimse yine sarhoş olarak haşrolunacak, çalgıcı da çalgıcı olarak haşrolunacaktır. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah-u Teala 7 sınıf insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1. Adil devlet başkanı. 2. Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç. 3. Kalbi mescitlere sevgiyle bağlı Müslüman. 4. Birbirlerini Allah için sevip, birliktelikleri ve ayrılıkları Allah için olan iki insan. 5. Güzel ve mevki sahibi bir kadının gayri meşru davetine "Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit. 6. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse. 7. Tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. Hadis-i şerifte zikrolunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki içki içen bir kimse kıyamet günü içki küpü boynunda asılı ve kadeh de elinde olduğu halde haşrolunur. O, yeryüzüne atılan pisliklerin en kokmuşudur. Mahlukattan ona rastlayan ve onu gören herkes kendisine lanet eder. Yine bir ölü, kendisine zulmedilen şeyle beraber haşrolunur." Hadis-i şerifte zikrolunduğuna göre, Allah-u Teala yolunda öldürülen bir kimse, kıyamet günü yarasından kan akarak gelir. Muhakkak ki Allah-u Teala yolunda öldürülen bir kimse, kıyamet günü yarasından kan akarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelir. Rengi kan rengidir. Kokusu da mis kokusudur. Melekler grup grup insanları sevk edip getirirler. İnsan, cin, şeytan, vahşi hayvanlar, parçalayıcılar ve kuşlar bütün hepsi bir meydanda toplanırlar. Sonra melekler onları gümüşten daha parlak olan ve Ardul Beyda denilen başka bir yere havale ederler. Kendileri de alemlerin ötesinde bir halka oluştururlar. Onların sayıları dünyada yaşayan bütün canlıların 10 katıdır. Sonra Allah-u Teala ikinci gök meleklerini emreder. Onlar gelirler ve önceki meleklerin etrafını çepeçevre kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları öncekilerin 20 katıdır. Sonra üçüncü kat semanın melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını çepeçevre kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları öncekilerin 30 katıdır. Sonra dördüncü kat semanın melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları öncekilerin 40 katıdır. Sonra beşinci kat semanın melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları öncekilerin 50 katıdır. Sonra altıncı kat semanın melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları öncekilerin 60 katıdır. Sonra yedinci kat semanın melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları öncekilerin 70 katıdır. Nihayet bütün mahlukat çok sıkışık bir vaziyette ve büyük bir izdihamla toplanırlar. Öyle ki
İzdihamın şiddetinden ayaklar birbirine basar. İnsanlar ter içinde kalırlar. Bu terlemeleri iman ve amellerinin derecelerine göre olur. Bazıları kulaklarına kadar terin içine batarlar, bazıları boğazlarına kadar, bazıları omuzlarına, bazıları göğüslerine, bazıları da dizlerine kadar terin içinde kalırlar. Bazılarına hamamda oturur gibi basit bir ter isabet eder. Bazılarına da susayıp su içmiş gibi çok basit bir ıslaklık isabet eder. Minberlerden şeriatı anlatanlar, kürsülerden İslam'ı öğretenler ve suda boğulup ölen müminler için melekler şöyle nida ederler: "Bugün size korku yoktur, siz mahzun da olmayacaksınız." Ariflerden bir zatın bana anlattığına göre onlar Fuday bin İyad ve onun gibi çok tövbe edenlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Günahından tövbe eden kimse hiç günahı olmayan gibidir." İşte bu hadis-i şerif tövbe edenlerin günahtan sıyrılacaklarına açık bir delildir. Az önce zikredilen üç grup kimsenin yüzleri kıyamet günü nurlanacaktır. Kâfirlerin yüzleri ise kararacaktır. Kargaşa, sıkıntı ve ter nasıl olmasın ki? Güneş onların tepelerine yaklaşacaktır. Hatta o kadar ki biri elini uzatsa neredeyse ona erişecek. Üstelik harareti de 70 kat artacaktır. Selefi salihinden bir zat diyor ki, "Eğer güneş kıyamet günündeki şekliyle dünya üzerine doğmuş olsa bütün yeryüzünü yakardı. Kayaları eritirdi ve nehirleri kuruturdu. Bütün mahlukat dalga dalga gelip sıkıntılı bir şekilde Ardul Beyda denilen yerde toplanacaklar. Göklerin ve yerin şekli de değişmiş olacaktır." Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: "Yer başka bir yere, gökler de başka göklere değiştirildi ve insanlar bir ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün, Allah zalimlerden intikam alacaklardır. İnsanlar mahşer yerinde çeşit çeşit durumlarda olacaklardır. Dünya ehli yanında kral olanlar orada mütekebbir sıfatında altın gibi görünecekler. Gerçekte ise onlar altın gibi değerli değildirler. Çünkü dünyada altın gibi kıymetli zannedilenlerin üzerine o gün ayaklar basacaktır. Yine o günde bir takım insanlar soğuk, tatlı ve saf su içeceklerdir. Çünkü cennet ehli çocuklar ellerinde cennet ırmaklarından doldurulmuş kadehlerle babalarının etrafında dolanacaklar ve onlara su ikram edeceklerdir.